Zeytinyağlı taze fasulye. En klasik zeytinyağlılardandır. Biz de bugün onun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşıyoruz. Malzemelerimizi yanımıza alarak başlayalım. Fasulye hemen kasamızın içerisinde bol miktarda yanımıza alıyoruz. Özellikle fasulyenin gevrek olmasına, yani taze olmasına özen gösterin. Bakın şunu duymanız lazım. Bu ses gelmesi gerekiyor taze fasulyede. Önce kenarlarını ayıtlıyoruz. Bunu dilerseniz elinizle, dilerseniz küçük bir bıçakla da yapabilirsiniz. Fasulyelerimizi ayıtladıktan sonra şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Doğrarken bakın bu şekilde ince uzun. Her fasulyeyi 3'e 4'e bölebilirsiniz. Bu şekilde pişirdiğinizde hem çok daha güzel bir görüntüsü oluyor hem de kolay ve lezzetli bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Evet, son fasulyelerimizi de ince bir şekilde doğradıktan sonra bir kabın içerisine dolduracağız. Biraz kenarda bekletelim. Fasulyelerimiz hazır. Şimdi sıra geldi soğan ve sarımsağa. Sarımsağımız var. Sarımsağımızdan ayıtlayalım. 1-2 diş. Soğanlarımızı da temizliyoruz. Sarımsaklarımızı yaprak yaprak doğruyoruz, ince ince. Zeytinyağlıların tümünde sarımsak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet veriyor. Soğanlarımızı da yarım piyazlık olarak doğruyoruz. Bakın bu şekilde doğrayabilirsiniz. Bol miktarda soğan güzel bir lezzet demektir. Zeytinyağlılarda özellikle. Hafif böyle karamelize ederseniz soğanları çok daha iyi olacaktır. Biz bugün fasulyemizi yaparken kat kat aralarına koyacağız kuru soğanları. Evet, soğanımız da hazır. Soğanı da kenara alıyoruz sarımsakla birlikte. Ve şimdi domatese geçiyoruz. Domateslerimizi de yanımıza alıyoruz. Rende yapacağız. Yumuşak olanları seçebilirsiniz. Ve pişirmeye geçiyoruz şimdi. Fasulyelerimizi de yanımıza alalım. Tenceremizi geniş bir tencere seçebilirsiniz. Çok daha makbul olacaktır. Fasulyelerimizi koymadan önce altına biraz kuru soğan koyuyoruz. Fasulyelerimizi bir kısmını yerleştiriyoruz. Biraz domates koyuyorum şimdi. Tekrar kuru soğan. Üzerine biraz sarımsak. Şimdi kalan fasulyelerimizi de tekrar koyuyoruz. Ve bunun üzerine sarımsak ve soğanların hepsini ve domatesin hepsini koyuyoruz. Biraz şeker koyacağım. Şimdi tuz. Zeytinyağı,
Az miktarda da su koyacağım. Ve şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Fasulyelerimiz güzelce pişene kadar, rengi dönene kadar ocakta tutacağız. Fasulyemizi bir kontrol ediyoruz kapağını açarak. Evet, suyunu da çekti ve fasulyelerimiz pişti. Ocağımızın altını da kapattık. Artık servise geçebiliriz. Evet, şöyle bir havalandıralım. Servis tabağımızı da şöyle yanımıza alıyoruz. Diğer zeytinyağlılarda olduğu gibi fasulyeyi de soğuk servis etmenizi önereceğim. Ama oda sıcaklığında bekletilmiş olarak servis edebilirsiniz. Sevenler varsa ılık olarak da servis edebilirler. Servis yaparken de yine taze otlar, limon dilimleri, domates dilimleriyle servis etmek mümkün. Evet, hafif süzdürerek fasulyemizi servis tabağımıza alıyoruz. Taze baharat çeşitlerinden birkaç dilim kırmızı biber, bir limon parçası bir köşesine ve diğer tarafa da yeşil limon dilimlerinden koyabiliriz. Ve üzerine de biraz maydanoz, dereotu ve reyhan otu koyarak güzel bir buket yapıyorum. Bu buketle de üzerini süsleyeceğim. Evet, zeytinyağlı tabağımızı, fasulyemizi bu şekilde hazırladık ve biraz da sızma zeytinyağı üzerine gezdiriyorum. İşte buna bayılıyorum. Zeytinyağlıyı servis ederken biraz da sızma zeytinyağı koyunca hem çok güzel kokuyor hem de çok güzel bir görüntüsü oluyor.